Evet Hamza kardeşim. Seninle ne zaman tanıştık? Bir seneyi geçti evet hocam. Bir seneyi geçti. Evet hocam. Neler değişti hayatında? Yani o kadar çok şey değişti ki hocam. Yani beni daha ileriye götüren bir farkındalık. Mesela o farkındalık oluşması ondan sonra. Yani kendi irademe, hani size dersimiz ya hocam, direksiyon elimde şu anda. Yani hayatımın direksiyonu elimde ve kendi irademe bağlı bir şekilde hayatıma yön verebiliyorum. Yani özgüvenim daha fazlalaştı. Hayatını sen kontrol edebiliyorsun artık. Evet hocam, bu benim için çok önemli bir kazanım oldu. Yani duygularımı, düşüncelerimi, hayatımı tamamıyla artık kendi elimdeki direksiyonla kumanda edebiliyorum. Yani artık hayatım kendi elimde Allah'a şükür. Evet. Bununla beraber biraz önce dediğin gibi özgüvenin ne olduğu? Daha da arttı hocam. En basit bir misal verebilirsem şu olur. Yani insanlar önüne çıkıp çok rahat kendimi ifade edebiliyorum. Mesela evet. Önceden bazen çekingenlik olabilirken çok rahat insanların önüne çekip geçip kendimi ifade edebiliyorum. En basit aklıma gelen şu anda bu mesela. Programlarıma katılmadan önce nasıldı? Öyle diyelim. Evet hocam. Yani aklıma takılan her şeye, her şeyle beni rahatsız eden düşüncelerle meşguldüm. Yani gereksiz, rahatsız edici düşünceler, fikirler beni kısıtlıyordu zaman zaman. Ondan sonra mesela çekingenlik çok fazlasıyla vardı. Çekingenlik, o çekingen hali, utangaç mı diyelim, çekingenlik hali beni çok rahatsız ediyordu. Rahat değildim mesela konuşurken, insanlarla iletişimde mesela. Yani rahat değildim. Ve bunun değişmesi gerektiğini biliyordum. Yani mesela kısaca kendimle ilgili bir iki cümle söyleyebilirsem hocam, müsaadenizle. Eşimle ikimiz mesela manevi rehberliği, bu İslam şizeyi zorgu denilen bir eğitim aldık. Ve bu eğitimde aldığımız bilgileri mesela rahat bir şekilde insanlara faydalı olacak durumda değildim. Yani çekingenlik vardı, nasıl konuşacaksın insanlarla. Aldığım yani bazı eğitimleri rahatça uygulayamıyordum. İnsanlarla ilişkimde, iletişimde çekingenlik vardı. Bu beni rahatsız ediyor mesela. Bu tamamıyla gitti mesela. Evet. Çok daha rahatım. Çekinecek bir durumda olmadığını. Yani sizin bize öğrettiğiniz tekniklerle, bilgilerle elhamdülillah bunu aştık. Evet. Şöyle özetleyeyim o zaman. Daha önce aldığın eğitimler vardı. Zehir zor evet. Eğitimleri. Evet. İnsanlara yardımcı olman gerekiyordu. Evet. Anladığım kadarıyla. Ama evet. Onlara yardımcı olamıyordun. Evet hocam. Yani danışmanlık vermen gerekir. Danışanlar geliyordu senin yanına. Evet. Senin danışmanlık evet. Vardı. Onlara evet. Yardımcı olmak istiyorsun. Ama yardımcı olamıyorsun. Çünkü çekingenliğin var, özgüven eksikliği var, utanıyorsun. Evet. Seni hep frenliyor bir şeyler. Bununla beraber kasıyorsun kendini. Evet hocam. Bir problemin var. Öyle. Yani bazı kişisel gelişim kitapları, seminerleri dinliyordum. Hatta katılıyordum. Bir iki gün etki gösteriyordu. Ama eski halime yine dönüyordum. Yani bir ilerleme olmuyordu. Hatta şimdi vakti gelmişken sizinle tanışmamız aslında bu şekilde başladı. Yani kişisel gelişim programlarına katılıyor, kitaplarını okuyordu mesela bazı yazarları. Ama beni ilerlememi sağlamıyorlardı. Hatta bir gün Google'a yazdım ki, çünkü benim için şu da çok önemliydi hocam. İnancına ve kültürüne bağlı birisi olmalıydı benim için. Yani beni bu kişisel gelişimde destekleyecek, yanında olabilecek bir mentor arıyordum. Google yaptığımda şuna dikkat ettim. Yazdım ki Müslüman NLP ve karşıma direkt siz çıktınız. Duyusport'ta olmanız, bize yakın olmanız çok güzeldi. Hemen zaten ondan sonra sizinle irtibata geçtim. Ve bu şekilde sizinle tanışmış oldum. Evet. Şimdi ben onu özetlemek istiyorum aslında. Çok güzel evet. Gelişimci var. Psikolog var, psikiyatrist var, doktor var. Hepsine saygı duyuyorum. Fakat onların enerjisi, onların verdiği gaz ileri gitmiyor. Yani şöyle düşün. Hani hep bu lambayla örnek veriyorum. Çeviriyor, tamam mı? Işık geliyor. Anlatabiliyor muyum? Kısa süre geliyor. Mesela adam Türkiye'den geliyor. Burada iki gün ders veriyor, kurs veriyor, seminer veriyor.
Ama buradaki halkı tanımıyor, buradaki gurbetçiyi tanımıyor, Almanya'da yaşayanı bilmiyor. Doğru. Aynı dili kullanmıyor. Aynı kültürü bilmiyor. Çünkü burada yaşayanlar iki kültür arasında mücadele eden insanlar. Sonra direkt batıdan alınmış şeklinde kişisel gelişim yapıyor. Veya batıdan alınan kitaplarla aldığı eğitimleri direkt o şekilde anlatıyor. Tercüme etmiyor. Yani kültür, değerler çerçevesinde ne yapmıyor? Yansıtmıyor. Yansıtmayınca, sende de aynısı olmuş. Evet hocam. Yani benim yanıma binlerce insan geldi. 21 bin insanla iletişime girdi. Bu insanların ortak mağdur oldukları nokta bu. Hocam, seminere katıldık, kitapları okuduk ama bizim kültürümüzden değil. Hayır, biz de o kitabı okuduktan sonra etkisi çabuk geçti. O seminere katıldım 2 gün ama etkisi geçti, bak şimdi geçecek. Bak gitti. Anlatabiliyor muyum? Etki yapmıyor, uymuyor. Ondan dolayı faydalı olamıyor. Yo-yo efekt diyorlar. Yani düzeliyor kişi, sonra tekrar bozuluyor. Eski haline geliyor. Kilo veriyor, sonra kilo alıyor tekrar. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Bende de sen bir sürü kitaplar okumuştun, anlatmıştın ya, şimdi okumuştun. Evet. Ondan sonra seminerlere katıldın. Onların seminerlerine katıldın, ettin ama etki yapmıyordu sende. Sonra baktın ki aynı dilden, aynı kültürden, yani dil dediğim zaman Türkçe fakat değerler manasında, lan çerçevesinde, kültür çerçevesinde, örf çerçevesinde seninle aynı olan birisiyle karşılaştın. İnternet üzerinden Google'a yazdın. Evet. Müslüman psikolog yazdın. Aynen öyle oldu hocam. Ondan sonra benimle karşılaştın. Evet. Beni aradın. Evet. Ve programlarıma katıldın. Evet, yani rahat olmam gerekiyordu. Yani benim aradığım mentor bu bilgileri, teknikleri öğretecek kişinin yanında gönül rahatlığıyla olmam gerekiyordu. Yani baktığım, aradığım, önceden dinlediklerimde hep böyle bir beni rahatsız eden bir yönleri olmuştu. Ama sizinle ilk görüştüğüm günü hatırlıyorum. Yani içime hem böyle bir tamam doğru adrestesin duygusu gelmişti. Yani sizinle görüştükten sonra, konuştuktan sonra seminerlerdeki o sıcak davranışlarınız, ondan sonra esprili haliniz, kendimi çok rahat hissetmiştim. Allah razı olsun. Yani aradığım mentörü buldum hissindeydim zaten. Ve bu bir sene içinde elhamdülillah yani çok güzel yerlere geldim ve inşallah da bu şekilde devam edeceğine inanıyorum. Sağ Allah'ın izniyle. Teşekkürler. Sağ olasın. Yani benim karşıma çıkan insanlar kendini kasmıyor. Sıkmıyor. Rahat konuşuyoruz. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı inanç çerçevesinde konuşuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Aynen. O şekilde. Ondan dolayı iletişim kurabiliyoruz. Arada barikat yok. Yani blokaj yok. Ondan dolayı faydalıyız. Evet. Bunu sadece sen söylemiyorsun. 20 bin kişinin üzerinde kişi söyledi bunu. Veya YouTube kanalımızda biliyorsun 3 milyon seyircimiz var. Abone sayısı 36 bini geçti. Oradaki insanlar, yorum yapan insanlar hep onu söylüyor. Hocam aynı. Siz masrafsız bir misafirimizsiniz diyorlar. Masrafsız. Yemek yemeyen, çay içmeye hiçbir maliyeti yok misafir. Devamlı televizyonda bağladık internet. Hep siz bizim evdesiniz diyorlar. Hep bizim önümüzdesiniz. Ve hiçbir maliyetiniz yok hocam diyor. Binlerce insan her gün böyle videolarımızı izliyorlar YouTube'dan. Peki neler oldu sonra? İnsanın hayatının önemli sütunları var. Yani bir ev gibi düşün hayatı. 5 tane sütunu var. 1, kişilik, karakter. 2, sağlık. Anlatabiliyor muyum? Sağlığı, ruh sağlığı. 3, kariyer, işiyle alakalı, mesleğiyle alakalı. 4, finansla alakalı. Para konusu, para bereketi. 5, ailesi. Şimdi
Bunu sıralamayı değiştirebiliriz. Bunu alıp buraya koyabiliriz. Kişinin durumuna göre. Bunu buraya koyabiliriz. Sıralayabiliriz. Burada önemli olan bu 5 tane sütun. Sende ne oldu? Kişiliği anladık. Kişiliği dedin ki benim özgüvenim arttı. Çekingenliğim gitti. Evet. Canlandım. Beni frenleyen her şeyi engeller kalktı. Bunu anladım. Aynen. Ekleyeceğim bir şey var mı buraya kişiliğe? Sağlık yönünde mesela şimdiye kadar başaramadığım bir şeyi başardım. Yani sizin o öğrettiğiniz teknik ve bilgiler ile 2,5 ayda 7 kilonun üzerinde kilo verdim. Kişilik hakkında saydığınız, yani tekrarladıklarınız o şekildeydi hocam. O alana giren belki de şu var hocam, yani düşünce ve duygularımı kontrol etmeden, yani neyin artık bize öğrettiğiniz bilgi ve teknikler ışığında duygu ve düşüncelerimi kontrol almayı öğrendim. Hayatımı kolaylaştırdı. Daha böyle bir huzur verici bir hale getirdi. Bununla beraber iradem çok kuvvetlendi. 2,5 ayda 20 kilonun üzerinde kilo verdim. Yani fazlalıklardan kurtuldum. Sağlık sütunu diyelim. Onu söyleyebilirim. Yani şu anda kendimi daha iyi hissediyorum. 20 kilo gidince bununla beraber spora daha fazla önem verdim. Daha fazla hareket yapıyorum. Evet. Bu da mentorluk programı içerisinde değindiğiniz bir konu. Yani bunu da kendime hedef olarak belirledim. Onun dışında eşimle, çocuklarımla, iş ortamında iletişim daha da güzel hal aldı. Aile. Yani aile içerisinde özellikle yani eşim ve çocuklarımla bu konuda yani baktığım zaman yani kelimelerin ne kadar önemli olduğunu, yani hangi kelimelerle konuştuğum zaman hangi etki yapar, yani iletişimde daha fazla zenginleştiğimi düşünüyorum aile içerisindeki iletişimde. Şöyle desek, aile konusunu geçen bir arkadaşa sorduk. 10 üzerinde, mesela 10 üzerinde daha önce kaçtı? Puan verseydin şimdi kaç oldu? Yani önceden 7 desem şu anda gerçekten 10 diyebilirim. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Amin. İnşallah. Tamam. Şimdi sağlığa geri gelelim. Sağlığı dedin ya biraz önce. Evet. İrademi o kadar güçlendirdim ki yemek yeme konusunda kendimi kontrol altına tuttum ve 2,5 ayda 20 kilo verdim. Evet hocam. Yani senin aynen. Hayatının diloksunu elinde. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı. Aynen. Mesela önceden hocam dikkat etmeye çalışıyordum ama 1-2 ay iyi gidiyordu. Mesela en fazla 10 kilo verdiğimi hatırlıyorum. Ondan sonrasında kat be kat daha fazla geri alıyordum. Şu anda hamdolsun çok güzel bir şekilde bu konuda ilerlediğimi düşünüyorum. Evet. Sadece sen bunu söylemiyorsun. Kim benim programıma katıldıysa bu 5 tane madde değişiyor ama sağlık konusu en önemlilerinden biliyorsun. Evet. Hepsi çoğu yani %90'ı kilo veriyor. Sağlıklı kilo veriyor ama sağlıklı. Sağlıklı beslenerek evet. Sağlıklı kilo veriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok önemli. Hani biliyorsun mal mülkün olabilir ama sağlığın olmadığı zaman bir işe yaramıyor. Anlatabiliyor muyum? Aileyi de tamam anladık. Şimdi meslek ve finansa girelim. Buralarda neler değişti? Şimdi sizin mentorluk programınıza eşimle beraber katıldım. İkimiz de size de aynı bahsettiğim manevi rehberlik alanında zaten birikimimiz vardı. Eğitim almıştı. Sizin yanınızdaki aldığımız eğitimlere de katlanınca yani önümüz daha da açıldı hocam. Yani insanlarla yani danışma mesela eşim danışmanlık yapmakta şu anda. O evet. Derse de biraz daha çalışkan olduğu için biraz daha ileri noktada. Hamdolsun. Şu anda danışmanlık yapmakta kendisi. Müslüman bayanlara yönelik. Faika Coaching ismi altında. Yani bu bizi maddi olarak da daha ileriye götürdü. Daha bir bereket oluştu evimizde Allah'a şükürler olsun. Bunu diyebilirim yani. Evet. Kariyer sütunu da diyelim. Meslek konusunda. Meslek konusunda yani. Ve finans konusunda böyle bir bereket oldu. Evet hocam yani onu işimle beraber fark etmekteyiz. Elhamdülillah yani o yönde de çok olumlu bir hale geldik. Yani. Şöyle diyelim o zaman bu programlarla meslek konusu, insan meslek sahibi oluyor. Yani altın bileziği oluyor, öyle düşün. Evet. Programları ama sonuna kadar devam ettirdi Faik Hanım. Yani evet. Deniz ve sen de öyle. Eşin ve sen. Ne yaptınız? Faika Coaching danışmanlık yapıyorsunuz. Yani Faika Coaching. Evet.
ismi. Müslüman evet. kadınlara daha fazla aile huzuru ve mutluluk konusunda internete girip bakabilirler. Ve çok da başarılı bir aile danışmanı oldu kendisi. Manevi rehber aynı zamanda. Seelsorge Almanya'da. Seelsorge diyorlar. Evet. Ben inanıyorum binlerce insana da faydalı olacaksınız. İnşallah hocam. Ve onlar size geri dönüşüm sağlayacaklar. Size dua edeceklerine inanıyorum. Çünkü aile dediğiniz zaman çok sabi çocuklar var. Onlar asıl acı çekenler onlar oluyor. Aileleri kurtarırsanız sabi, günahsız küçük çocukların hayatları da güzelleşecek. Öyle inanıyorum. Siz büyük bir yani büyük bir rol oynuyorsunuz. Ve sizin gibi 45 kişi onlar da harıl harıl çalışıyorlar. Bütün Avrupa'da danışmanlıklar yaparak. Allah sayılarını artırsın inşallah hocam. İnşallah. Yani bu dördüncüsü meslek ve finans konusunda da bir bereket oldu değil mi? Böyle beklemediğin yerlerden bereketler yani paralar gelmeye başladı, kapılar açıldı. Evet. Ondan... Size bahsetmiştim. Aynen o şekilde oldu hocam. Hiç beklemediğin yerlerden geliyor zaten. Evet hocam aynen. Bak bunu geçenki arkadaşımız da söyledi canlı yayın. Onunla da böyle bir program şey yaptık, feedback yaptık. O da çıktı evet. anlattı. Daha 2-3 gün oldu yani bunu sadece siz söylemiyorsunuz. Kim katıldıysa bu zamana kadar hepsini Allah nazardan saklasın. Amin. Maddi ve manevi birçok kazanımları oldu. Aşağıdan başlayalım. Tamam mı? Finans durumu, finansal özgürlükler başladı. Mesleki konularda rahat olmaya başladılar. Kariyer yapmaya başladılar. Veya meslek sahipleri olmaya başladılar. Bununla beraber aileleri pırıl pırıl oldu. Huzur, mutluluk oldu. Ondan sonra sağlık konusu, hani kilo verme veya sağlıklı beslenme veya bu yöntemleri öğrenerek migrenden kurtulanları biliyorum ben. Alerjiden kurtulanları biliyorum. Alerjisini, beynini programlayarak yöntemi, çünkü bu öğrendiğiniz teknik, teknikler, psikolojik teknikler, yöntemler, stratejik teknikler. Yani davranış değişiklikleri, davranışları hızlı değiştirmek. Ondan dolayı her türlü sağlık konusunda kişi ne yapabiliyor? Değişiklikler yaşayabiliyor pozitif manada. Bununla beraber birincisi neydi? Kişilik ve karakter konusunda gelişim sağlanmış oluyor. Evet. Daha ne ekleyebilirsin? Daha önceden nasıldı? Finansal durumun daha önceden 10 üzerinden kaçtı, şimdi kaç? 6 ile 7 arasındaki. Evet. Şimdi 9'lara doğru yükseldi Allah'a şükür olsun. İyi maşallah. Ve evet. bu bir sene içerisinde oldu. Bu bir sene içerisinde oldu. Ama bir sene sonra ne olacak acaba? Büronuzu açtınız. Evet hocam. Daha önceden nasıldı, şimdi nasıl? 10 üzerinden. Yani bu eşimin coaching hizmetiyle mi ilgili? Evet. Önceden 4 ile 5 arası derken şu anda 7-8'lere doğru yükselmekte yani. Yani yeni olduğu için ama yükselişi görüyoruz yani müşahede edebiliyoruz. Evet. Size desteğinizle, onun öğrettiğiniz bilgi ve tekniklerle daha böyle emin adımlarla ilerlediğimizi fark ediyoruz. Ve bu bizi daha da motive ediyor. Ve devam ediyoruz. Yalnız da bırakmıyoruz sizi. Evet hocam. Allah sizden razı olsun. Evet. Peki ne dersin buraya, bu videoyu izleyecek arkadaşlara? Kısa evet. ve öz ne dersin? İzliyorlar şimdi. Diyorlardır evet. ya bende çalışmaz. Bende olmaz. Ben yapamam. Bir eğitim gibi düşünüyorlar. Bir okul gibi düşünüyorlar. Bir seminer gibi düşünüyorlar. Tamam mı? Ya evet. bu yaştan sonra eğitim mi olur? Ya ben yapamam. Benim kızım da çalışmıyor. Bu sistem kızım da çalışmaz. Ben kocamı ikna edemem. Anlatabiliyor muyum? Yapamam. Gibi cümleler söyleyecekler. Çoğu seyredenler onu söyleyecekler. Veya bu gerçekten oluyor mu diye düşünecekler. Veya uzak değil mi? Ben Fransa'dayım. Acaba olur mu? Tamam mı? Bunlara birinci soruya bir cevap ver. Yani bu yapamam diyen insanlara ne dersin? Şimdi hocam ben özellikle böyle bir video konferansına sorulu cevapla katılmak istedim. Çünkü insanların da fayda görmesini istediğim için.
Yani bunu biz başardıysak herkes başaracağına inanıyor. Çünkü o kadar çok imkanlar var ki hocam. Diyelim ki siz Duisburg'da sizin akademiniz online imkanı veriyorsunuz. Yani yeri geldiğinde sizin akademinizde eğitimler gördük. Yeri geldiğinde online imkanı sunduğunuz için online katıldık seminerlere, eğitimlere. O eğitimlerde yani ergenlik döneminde o yaşlarda olan genç arkadaşlarımızı gördük. Ondan sonra yani onlar da katıldılar ve onlardaki değişiklikleri de gördük. Ondan sonra onlar başardılar yani. Onlar da başardılar. Onunla beraber yaşı 50'nin üzerinde olan abileri gördük. Bu eğitime katılanları. Ondaki değişiklikleri gördük. Onlarla konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde, onların yaşadıklarını paylaştıklarında onların da başardığını gördük. İnsan hocam kendine yatırım yapmasının ne kadar değerli, ne kadar gerekli olduğunu gördüm. Yani o ilk adım atarken zorlandığımı hatırlıyorum. Ama iyi ki atmışım diyorum. Yani insanın hayatı, ömrü değişiyor. Daha kaliteli, daha huzurlu bir noktaya geliyorsunuz. Yani artık insanın nasıl çalıştığı sistemi çözüyorsunuz. Ve bu size hem iç huzuru getiriyor ve her alanda daha huzurlu, daha mutlu hissediyorsunuz kendinizi. Bu yüzden hocam bu video vasıtasıyla değen bir yatırım olduğunu insanlara aktarmak isterim. Yani illaki bunu yapmalarını sizin akademinizle, sizinle tanışmalarını tavsiye ederim. Yani bunu biz başarıp bu hale geldiysek herkesin başaracağını inanıyorum. Yani kimse demesin ki yaşım işte daha erken, hele bir mesela meslek eğitim bitireyim. Hayır, tam tersi yani şimdi hemen başlanmalı. Çünkü şu anda itibaren yani karar verdiğiniz anda değişiklikler başlıyor hatta. O yüzden naçizane tavsiyem hiç düşünmeden yani yan tesir olan bir şey değil ki insan çekinse yani yapayım mı yapmayayım mı diye. Maddi şeylere verdiğiniz önem, yatırımlar geçici olduğunu anladım hocam mesela kendi hayatıma baktığımda. Ama böyle manevi değeri de yüksek olan eğitimin, onun yatırımın ne kadar gerekli ve bu kararı verdiğim için de ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım hocam. O yüzden sizinle tanışılmasını, Dr. İsa Mail Akademisi ile tanışılmasını canı gönülden tavsiye ediyorum arkadaşlara, bu videoyu dinleyenlere. Hiç gecikmeden bu adımı atsınlar ve pişman olmayacaklarını görecekler. Ve şuna pişman olabilirler mi belki? Geciktirdiğine belki pişman olabilirler hocam, sesinizi kestim. Efendim? Gecikmiş olabilme ihtimali varsa ona pişman olabilirler diyeyim sözünüzü keserek. Evet, hep öyle diyorlar zaten. Gelen daha hiç duymadım. Hocam ben çok pişmanım diyor. Herkes öyle diyor. Ama geç geldiğime pişmanım. Daha bu zamana kadar yani hepsi pişman ama geç geldikleri için pişman. Ben bu zamana kadar ömrümü israf ettim. Ömrümü zayi ettim. Boşuna zaman harcadım. Doktorların arkasından ve psikologların arkasından koşturdum. Ömrümü tükettim. Oralarda sıra beklerken. Hep öyle dediler. Ama bak bu teknoloji, işte gördüğünüz bu teknolojiyle sen başka bir şehirdesin. Ben buradayım, Duisburg'dayım. Ne yapıyoruz? Bu şekilde görüşüyoruz. Programlarımız bu şekilde. Ve her hafta canlı yayınımız oluyor. Perşembe günü programlarımıza katılanlar, onlarla ne yapıyoruz? Sen de katılıyorsun, eşin de katılıyor. Ne yapıyoruz? Bu şekilde programlarımız devam ediyor. Mentorluk programlarımız. Bir de hocam yeni arkadaş ortamı da ediniliyor. Yani çok kaliteli bir ortamdasınız. Evet. Herkes motiveli ve kendini geliştirmek isteyen insanlar. Yani sizi böyle aşağı çeken, işte her şeyi eleştiren, yerinden ilerleyemeyen insanlar değil. Evet. Yani hedefi olan, tuttuğunu koparan, hatta sana da bu durumları faydalı olan insanlara da tanışmamıza vesile oldunuz. Yani ortam çok güzel, eğitimler çok güzel. Tavsiye ettiğim arkadaşlarım, etrafımdakiler de bizdeki değişikliği görünce tabii ki onlar da soruyorlar. Yani nasıl bu hale geldiniz?
Onlara da tavsiye ediyorum. Onlarla beraber bu yolda yürümeye zaten devam ediyoruz. Ve hepsi minnettarlar. İnanın duacılar. Kendileri değişti. Onların hayatı da değişti. Yani pişman olanı yok etrafında. Eşleri değişti, çocukları değişti, kaynanası değişti, anası... Otomatikman hocam, yani bütün aile gerçekten yansıyor bu. Evet, evet. Çok güzel bir video oldu. Ama şunu da sormak istiyorum. İlk sen de böyle şüphe duyun, her insan duyuyor. Yani acaba bende olur mu? İlk geldiğinde de sen de düşünüyor muydun? Yani hocam çoktandır beni anlayabilecek, işte bana uyan, kültürüme uyan birisini aradığım için inanın böyle bir şüpheyi hatırlamıyorum. Yani çok mutlu olmuştum internette, hatta yakınımda böyle bir eğitim imkanı olduğunu duyunca, bir Müslüman ismi duyunca çok sevinmiştim inan. Yani şüphelendiğimi inan hatırlamıyorum. Öyle bir duygu oluşmadı. Çünkü tam aradığımı bulmuştum. Ve evet, hele bu eğitime başladıktan sonra daha da rahatladım. Evet. Tam aradığımı bulmuştum, Allah'a şükürler olsun. Özet olarak şunu söyleyelim ve toparlayalım. Evet. Diyorsun ki tamam, artık vakti geldi diyorsun. Vakti evet, geldi. Harekete geçin. Fark etmiyor. İster yaşın 50 olsun, ister 10 olsun, fark etmiyor. İstersen 20 olsun, istersen 80 olsun. Artık ömrünü zayi etme. Hadis-i şerif var ya, peygamberimizin kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Yani artık kendini tanımaya başla. Çünkü ömrün zayi oluyor, israf oluyor. Kendini tanımanın yolu bu aslında. Bu programlar, okumak, yani emir var ya, ilk emir okumak, yani kendini geliştirmek. Oradan başlıyor. Mentörlük sistemi. Programlarla oluyor. İnsanın önünde bazı blokajlar oluyordu hocam. Yani kendim için konuşayım. Beni frenleyen blokajlar vardı. Yani gayretliydim, hedefim vardı, eğitim alıyordum. Ama o blokajları bir türlü aşamıyordum. Güler olsun. Allah daha da iyi bir duruma getirir inşallah. Kat ve kat çubaltarak. O blokajlar tamamıyla gidiyor. Sırf bunu düşünsen dahi, yani bütün dünyaya gerçekten bu bunların duyulmasını isterim. Yani herkesin faydalanmasını isterim. Yani o blokajlar seni tutuyor. Şöyle bağlar var arkadan, tamam mı? Şöyle evet, arka tarafta böyle ipler var. Ve seni evet, arkaya 100 tane bağ var. Çekiyor böyle, çekiyor, çekiyor. Arkaya doğru çekiyor. Ve sen adım atmaya çalışıyorsun. İlerlemeye çalışıyorsun. Gayret gösteriyorsun, enerji harcıyorsun. Evet. Ama bir türlü ilerleyemiyorsun, arkaya gidiyorsun. İşte o aynen o şekilde oldu hocam. Tak makasa, tak 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 kesiliyor. Evet. Ve sen fırlayıp gidiyorsun. Sen diğerleri geçtiğin için, çünkü herkesin var bu blokajlar. Yani %99'unun var, öyle diyelim. Ama evet, farkında değil insanlar. O %1'i, tamam mı? O %1'in içine giriyorsun. Willkommen in Club var ya. O kulüpler koşuyorsun. Artık evet, özgürsün. Artık finansal manada özgürlük başladı. Meslek konusunda ilerlemeye başladın. Sağlık konusunda kontrol edebiliyorsun sağlığını, kilonu. Ondan sonra evet, aile konusunda mutlu ve huzurlusun. Çünkü bağın yok. Seni arkaya çeken bir şey yok. Kişilik evet, ve karakterin geliştiği için mutlusun. İçindeki esveseyi, evet, iç sesini, düşüncelerini kontrol altında tutabiliyorsun. Beynini kontrol altında aynen, tutabiliyorsun. Ve aynı zamanda dil kalıplarını değiştirdiğin için ne söylesen evet, karşılaşırsın. Duaların kabul oluyor. Öyle değil mi? Tak tak tak, duaların kabul oluyor. Ve aynen, o herkes, biz o zaman ne diyebiliriz? Aynı şekilde onlar da istiyorlarsa gerçekten, onları tutan blokajlardan kurtulmak istiyorlarsa, evet, tavuk olarak değil de, hani tavuk kartal hikayesi var ya bende, tavuk evet, olarak yaşamak değil de kartal gibi yaşayıp özgürce gökyüzünde uçarak arzu ettiği yiyecekleri yemek istiyorlarsa, arzu ettiği hedeflere hızlıca varmak istiyorlarsa, ailelerinde mutlu, huzurlu olmak istiyorlarsa, o zaman yapacakları tek bir şey var. Çok basit. Hemen bu videonun altında bir link olacak. O linke tıklayacaklar, çok basit. Tıklayacaklar, benimle bir ön görüşme yapacaklar. Bunun için bir form doldurmalar lazım. O kadar, tıklayıp formu doldurup gönderecekler. Eğer bize uyuyorlarsa,
uyuşuyorsak onlarla, o zaman biz onları programlarımıza alırız. Onları şu anki durumdan arzuladıkları duruma Allah'ın izniyle getiririz. Öyle değil mi? Hemen şimdi aşağıdaki linke tıklayabilirler. Herkese kucak dolusu selamlar. Bizden de herkese kucak dolusu selamlar. Allah muvaffak etsin. Bütün dinleyenleri inşallah. Tamam. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.